Öncelikle PLC'nin üzerindeki kodu inceleyelim. Buradaki ilk hane PLC'nin besleme geriliminin ne olduğunu, ikinci hane PLC üzerinden alınan gerilimin ne olduğunu ve üçüncü hane PLC'nin röle ya da transistör çıkışlı olduğunu göstermektedir. PLC'ler buradaki kısımdan beslenmektedirler. Hemen yanındaki kısımdan ise PLC üzerinden gerilim çıkışı alınmaktadır. Buradan dijital girişler verilmekte ve buradan da dijital çıkışlar alınmaktadır. Ayrıca buradaki kısımdan analog girişler gerçekleştirilmektedir. SC1200 PLC'ler tabloda gösterildiği gibi kodlarla ifade edilmektedir. Tabloda PLC hafızaları, üzerlerinde kaç giriş çıkış biti olduğu ve sipariş numaraları görülmektedir. PLC'nin üstünde bulunan kısma ihtiyaç duyulması halinde sinyal board eklenebilmektedir. Sinyal boardları sayesinde az miktarda ekstra giriş çıkış ihtiyacı giderilebilir. Ayrıca haberleşme için olan sinyal bordları da mevcuttur. PLC'nin sağ tarafına sinyal modülleri, sol tarafına ise haberleşme modülleri eklenebilmektedir. S7-1200 serisi PLC'lerde yanlarına takılabilecek sinyal modülü ve haberleşme modül sayıları tabloda ifade edildiği şekildedir. Sinyal modülleri kısaca ekstra giriş çıkışlar olarak düşünülebilir. PLC'nin üstünde bulunan bu kısımdan PLC'nin kendi hafızasının yetmediği durumlarda 24 MB'a e kadar ekstra hafıza eklenebilmektedir. Son olarak PLC üzerinde sabit bir haberleşme soketi bulunmaktadır. PLC'nin kendi üzerindeki haberleşme soketinden gerçekleştirdiği haberleşme protokolü Profinet haberleşmedir. Şimdi bu anlattıklarımızı pano üzerinde gerçekleştirelim. S7200'ün panoya montajı 35'e 7.5 mm'lik ray üzerine yapılır. Önce modülün arka yüzünde bulunan ray klipsi tornavida ile aşağı doğru çekilerek PLC ray üzerine yerleştirilir. Sonra aynı klips yerine oturtularak PLC ray üzerine sabitlenmiş olur. Cihazın ön yüzünde bulunan kapaklar görmüş olduğumuz gibi sağa sola oynatılarak yerinden çıkarılır. Bu işlemden sonra PLC'nin ön yüzünde bulunan sinyal bord kapağı tornavida yardımıyla çıkarılır ve ardından sinyal bord eklenir. PLC'ye hafıza ekleneceği veya hafıza kartı yerinden çıkarılacağı durumlarda PLC'nin enerjisi kesilmelidir. PLC'de kullanılan hafıza kartları Siemens'in S7200 PLC'ler için özel ürettiği hafıza kartlarıdır. Bu kartların bilgisayarlara takılmaları bozulmalarına neden olabileceğinden önerilmez. PLC gibi haberleşme modülü ve sinyal modülü de arka yüzlerinde bulunan klipsler yardımıyla ray üzerine yerleştirilir. Haberleşme modülünün ve sinyal modülünün PLC ile bağlantısı görmüş olduğumuz gibi gerçekleştirilir. Bu bağlantılar yapılırken dikkat edilmesi gereken pinlere zarar vermemek olmalıdır. Bunların yanı sıra sinyal modülü çalışmak için dışarıdan ekstra beslemeye ihtiyaç duyarken haberleşme modülü buna ihtiyaç duymamaktadır.